spor yaptırdığınız insanlar o futbol kulüplerinin içerisinden inanın kötü çocuk, yani kötü insan çıkmıyor. Onlara çünkü hep anlattığımız arkadaş, yani bir futbol takımında arkadaşsan kavga etmezsin. Arkadaşsan işte birbirine kötü söz söylemezsin. Orada yardımlaşırsın. Saha içerisinde de yardımlaşırsın, dışarıda da yardımlaşırsın. Benim hayalimdeki kulüp sadece oyuncu yetiştiren kulüp anlamında değil. Öyle bir misyonu, öyle bir vizyonu olmalı ki ihtiyacı olan insanlara da yardım etmeli o veliler aracılığıyla. Biz geçen sene bir öğrencimizi okuttuk. Üniversite öğrencisini. Yani bizim etimiz ne, butumuz ne kulüp olarak velilerle beraber. Ben böyle bir şey söylediğimde hepsi işte o ay 3'er lira, 5'er lira, 10'ar lira gönlünden ne kopuyorsa onu topladık. Üstünü ben tamamladım. Bir öğrencimizi okuttuk. Buna devam etmeyi düşünüyoruz. Sadece futbol anlamında değil, diğer branşlar anlamında değil, ihtiyacı olan insanlara da yardım etme anlamında o mahallede önderlik etmeli. Nasıl Karşıyaka Kulübü, bunu daha da yukarıya çıkarsak, Karşıyaka Kulübü'nün de böyle bir görevi, böyle bir misyonu varsa, düşünün böyle altında da 20 tane kulüp olduğunu. Bu müthiş bir şey olur. Hep aklımızda kulüpler konusunda antrenman, işte oyuncu yetiştirme olmamalı. Ben bunu Kütahya'ya gittiğimde, Kütahya'da çalışırken, Kütahya Spor takımında çalışırken de söyledim. Kütahya Spor sadece futbol anlamında bir şey ifade etmemeli. Her olayda ön planda olmalı. Toparlayıcı olmalı. Çünkü Kütahya Spor sahaya çıktığında 20 bin kişiyi topluyor tribüne. Karşıyaka 50 bin kişiyi toplayabilecek bir kapasiteye sahip. Düşünebiliyor musunuz? Bir maçı bunu başka kimse kim yapabilir? Demek ki böyle bir örgütlenme çok şeyleri başarabilir. Çok şeyleri çözebilir. Her anlamda. Kuruluş amacı bizim kulübün, evet, mahalle arasındaki çocukları kurtaralım, onlara destek olalım. İşte aralarındaki yeteneklileri bulalım, onlara da bir önayak olalım. Fakat devamında bunun, eğer bunda olamayanlar varsa, bir çocuk iş ararken de yardımcı olalım. Ailesi sıkıntıya düştüğünde de yardımcı olalım. Sosyal, çok iyi futbol sosyal sorumluluk projesi, evet, gibi bir şey söylüyorsun. Bu öyle olmalı. Hadi insanlar, iş adamı mesela önce hayatını kazanmak için mücadele eder. Gerçekten kazanmak için. Para kazanayım, bilmem ne yapayım diye. Ondan sonra kazandıktan sonra da insanlar artık, yani hayatın sırf para kazanmak olmadığını anlarlar ve yardım etmek isterler. İşte bu sadaka gibi, yani kimisi sadaka olarak şey yapar ama kimisi de bunu bir şeyler kazanmış adam. Bu memlekette bir şeyler kazanmış. Çalışmış, çabalamış. Onu da bunun, şimdi karşılığını vermek bunun istiyor. Bunun karşılığını, evet, da, evet, vermek istiyor. Seninkisi de artık, sen diyorsun ki ben hep konuşmalarımızda da onu söylüyorsun. Ben diyorsun ki ben bu saatten sonra ben bu işten bir şey beklemiyorum ama söylediğin hadiseler hep vermeye yönelik. İşte sosyal sorumluluk hadisesi, çocukları okutma. Yani kafanda çok şey var ama bu destek, yani senin belediyeden destek alman lazım. Mesela belediye senin değerlendirmesi lazım. Gürkan Hoca, sende kaç tane talebe var? Kaç tane oyuncu var? Bu oyunculardan kaç tanesinin mali durumu bozuk, aile durumu sıkıntılı? Esasında ulaşabilme daha kolay oluyor. Evet. Böyle düşündüğünde... Yani, ama bak şimdi buradan mesaj gidiyor zaten. Bu da diyecek ki bu sadece atıyorum Gürkan Zola için değil. Atıyorum Mavişehir, Nevzat Altınkalp için de geçer. Bütün Deniz kulüpler. Spor Hakan için de geçer. Dedebaşı'ya, Mevlüt Hoca için de. Tabii kulüpler, yani, birliğimiz de var şimdi. Esasında bu kayıt altına, yani bunları, bu çocuklarla ilgili bir çalışma yapılmış olsa ne kadar çabuk, ne kadar kısa sürede, ne kadar insana ulaşacaksın? Geldiniz mi siz hiç belediye başkanıyla böyle bir araya? Arada sırada geliyoruz. Toplu olarak belediye, evet, başkanıyla. Evet. Yani seçimden önce bir görüşmüştük başkanla. Sonra sanırım bizim bir heyet, bizim yönetim kurulu, Kulüpler Birliği'nin, onlar görüştüler. Fakat şu problem oluyor hocam. Kulüpler Birliği ne görüştü? Ben bilmiyorum. Sen ne görüştüklerini düşünüyorsun? Genelde maddi yardım konusunda konuşuyor. Ama hep maddi yardım, bak hep para. Ama buradaki problem, işte ona geleceğim. Şimdi bence şu olmalı.
Ben hocam, bu yola hocam, ben bu yola çıkarken hocam bak lafını keseyim. Ben hani ben biraz böyle hani yeri geldiği zaman şey yapmak istiyorum böyle. Buradan hani şey hani mesaj vermek istiyorum. Açık ve net. Bugün diyorum ki Gürkan Hoca'nın takımında gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklar var. Gerçekten ailesi ihtiyaç sahibi çocuklar var. Ve ben diyorum ki Gürkan Zola bunu biliyor. Eğer ki işte ben belediye başkanı olur, kaymakam olur, artık bu yani şey değil, idari kesim diyelim. Bunu değerlendirip X kulüpte Gürkan Hoca senin elinde 200 kişilik oyuncu listesi var, 300 kişilik oyuncu listesi var. Ya annesi babası ayrı olan var mı? Okuyamayacak durumda olan var mı? Defterini kitabını alamayacak olan var mı? Deyip de bu çocukların hem bu şekilde yardımı oku, eğer okumak isteyip okuyamayan var mı? Bak bunlar, bak bu şimdi benim burada söylediğim şey gelebilir ki etapta ama hani büyük bir şey gibi gelebilir ama yapılamayacak şeyler değil. Hocam ben sana bu şu konuda çok güzel bir şeye değiniyorsun ama bu kulübü, bu kulüpleri sanırım öbür yöneticiler de buna katılır. Bir tık daha ileriye götürüyorum. Biz bu ülkeye, devletimize, işte yaşadığımız yere, bizi yönetenlere destek olmak istiyorsak bu taşın altına elimizi vücudumuzu sokacağız. Biz belediyeden yardım almadan, işte hükümetten yardım almadan, devletten yardım almadan kendimiz zaten kulüpler birliği bu işi çözebiliriz. Yok hocam, yani bizdeki hocam, şöyle çözemeyiz. Bak çözersen şöyle çözebiliriz. Sen, ben formülü bak, söyleyeyim sana. Hocam. Şöyle bak ben fikrimi söylüyorum. Ben de sana bir ilave yapayım. Ben şimdi senin kulübündeki sorunlu çocuklar var. Psikolojik sorunlu çocuklar var. Ailesi şu anda aklıma geldi hemen söylüyorum. Bir belediyenin sizlere bir doktor ataması, çocukların icabında gelip taramalarını yapması, sağlık şehrine gitmeden, psikoloji doktorları, yani zihinsel gelişimlerine açık doktorlar bulup bunlara eğitim vermesi, bunları eğitmesi bile, bak belediye için ne olacak? 3-5 tane doktorla anlaşıp, bunlara seminerler verip, bunlara eğitimler vermesi, hem çocukların moral açısından, mesela psikolojisi bozuk bir çocuk vardır, buna dahi o öyle bir doktoru vardır belediyenin, destek verebilir. Var mı böyle bir şey? Hocam, ben de sana şunu söylemek istiyorum. Parayı geçtim bunu, bak. Bunu ben bunu sen yapıyorsun. Kulüp bünyemde kendi içinde ben bunu hallederim. Ama kendin yapıyor. Yaparım. Psikolojisin sen ama bunu, herkes senin bunu gibi zaten, hayır, bunu bizim kulüplerimiz, kendimiz, kulüpler birliği de eğer bu dayanışma içerisinde olursa belediyenin işte devletin yükünü almış oluruz. Yani biz sivil toplum kuruluşları, hani sosyal sorumluluk projesi diyoruz ya. Bunda nasıl kulüplerde yardıma ihtiyacı olan çocuklar, veliler var ise durumu çok iyi olan veliler de var. Şimdi benim kulübümde ben bunu yerleştirmeye çalışıyorum. O veliler zaten zamanı geldiğinde böyle bir yardım yapacakları zaman bana ulaşıyorlar. Ben de diğerlerine ulaştırıyorum. Benim sadece isteğim şu. Biz böyle düşünüyorsak kulüpler olarak, kulüpler birliği olarak da bunu düşünüyorsak, bizim en büyük problemimiz tesis problemi. Bina problemi. İnsanlara ulaşma konusunda yaşadığımız sıkıntılar. Bunları çözebilmek için bize yer lazım. Yani ben bunu bu tür şeyleri belediyeden, kaymakamlıktan hiç yardım almadan kendi velilerimle, kendi çabalarımla çözebilirim. Zaten benim asıl amacım bu. Yani bunları yaparken hani demin de sen söyledin ya, bir iş adamı para kazanıyor. Para kazandığı için artık onun bir karşılığını vermek istiyor. Bu işi kurmamdaki benim de temel amaç, işte 50 yaşına geldim, 32 senedir bu işin içerisindeyim. Türkiye'deki en üst belgeyi aldım. Bunun karşılığını vermek istiyorum. Sadece benim beklentim, benim dileğim tesis konusunda, saha konusunda, bina konusunda,
bizi yönetenlerin bize destek olması. O binayı yapma konusunda da bunu da ben velilerimle çözerim. Öyle bir aile olduk ki biz şu kısa dönem içerisinde, 2 sene içerisinde 9 tane yarışmacı takım oldu. İşte master'ları kurdum. Sen de biliyorsun. Herhalde 10 oldu. Bir de master'da sizin kıymetli bir başkanınız var master'da. Evet. Kimdir Caner, o? Caner Tan, koordinat inşaat. Onlarla 10 oldu. Kız takımı, şimdi kızlara antrenman yaptırıyorum bu dönemde. Ya, o kadar şey 11 ki... tane takımımız oldu. Antrenman yapacak sağa bulursak... 11 tane faal takımım var. Faal takımım var. Yaş bunda master'lar var. Evet. Minikler var. Kızlar var. Yani bu onun içerisinde 2013-2012 takımını saymıyorum. Onları da katarsanız 13-14 tane takım oluyor. Buradaki sadece futbolla ilgili spor değil. Spor okulları hariç. Tabii. Buradaki hani sadece futbol değil, kapalı spor salonlarında yer olmuş olsa basket takımını da kuracağız. Voleybol takımını da kurmalıyım. Handbol takımı da olmalı. Atletizm takımı da olmalı. Kulübü bu hale getirmeliyim. Çünkü bir şeyde, bir işi yaparken aynı yerde kalırsanız artık o geriye gitmeye başlar. Siz yakalamak istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız hep üstüne koyarak devam etmelisiniz. İlk sene kurulduğumuzda bir tane takımımız vardı. Bir tane 11 yaş, 10 yaş kategorisinde katıldık galiba. O zaman en ufak olan. Sonraki sene 4 tane takımla katıldık yaş grubunda. Sonraki sene sayı 6 oldu. Bu sene 9 takım oldu. Önümüzdeki sene işte masterlarla bu kız takımını bunları sayarsak 11 takım olacak. Ve benim ben aşağıda işte şeyle profesyonel bir takım geçen 2 hafta önce Kütahyaspor yöneticilerle oturup konuştuğumuzda maçtan önce onların da 9 tane takımı olduğunu söylediler ama 9 tane hoca olduğunu söylediler. Ben de bir tek benim olduğumu, benle Serkan'ın olduğunu söyledim. Hocam bu arada Kütahya'dan da bahsediyorsun. Orada hani Kütahya'da bayağı bir zamanınız geçti. Buradan ben, arkadaşlara hem selam yollayın. İzlerlerse burada dostlarınız varsa. Ya benim 17 yaşında işte Kütahya Spor'a girdim. 3 sene orada kaldım. Sonrasında da 23 sene sonra döndüm. Teknik direktörlük yaptım. 2 dönem. İşte orada da hatta rekorum var. Bir ilk gittiğim sene 17 hafta liderdik. 14 hafta gol yemedik. 14 hafta takım gol yemedik. İkinci dönem gittiğimde de 8 puan gerideydi. Sonra yukarıyı yakaladık. Ama sonlara doğru gücümüz yetmedi. Şunu demek istiyorum. Hocam ben, böyle şimdi muhabbetin güzel. Ben biliyorum bu muhabbet böyle daha sürecek ama biz bunu daha devam ettirelim. Yani şimdi şöyle kısa bir aslında bir ruble gibi şu andaki bizim sohbetimiz. Evet. Yani anlatabileceğimiz çok şey var. Ben onu öyle algılıyorum. Deniz derya. Yani şu tesis konusu olsa... Tesis konusu şimdi gireceğiz. Şimdi buradan bunu her gelen, herkes bunu belediye başkanları biliyor. Ben tahmin ediyorum bizim şu andaki belediye başkanımız da bunu biliyor. Ama yer bulamadığı için tesise ağırlık veremiyor gibi geliyor. Ama bu arada maçlarda oynanmıyor. Bostanlı sahasının zemininin değişmesi isteniyor. Işıklandırmalarının... Orası en büyük problem. Işıklandırması. Hocam orası buradan, yani Bostanlı sahası artık bırakın Karşıyaka oynamayı. Karşıyaka Belediye Başkanı'na da buradan hani selamlarımızı söyleyelim. Evet. Koşu yapılacak halde değil. Bırakın top yani, oynamayı. Yaparsa bunları diyorsunuz minnettar kalırız. Müthiş gençlik olur. Olarak minnettar şimdi kalırız. Efsaneler sahası yukarıdaki saha müthiş bir saha. Biliyorsunuz. Siz evet. De antrenman yapıyorsunuz. Orası müthiş bir saha oldu. Aynı şekilde bu Hasan Türker yapılır ise bir tane daha sağ olmuş olur. Ha bu arada bir tane daha yer bulunur, bir sağ daha yapılırsa buradaki büyük problem çözülmüş olur diye düşünüyorum. Sonrasında da bence gelişmeye çalışan. Ben gene lafımı yemiyorum. Ben gene doktor başkanımız var. Diyorum ki doktor başkanımız bu hizmete hani gençliğe hizmet sağlık açısından yaklaşır. Olabilir. Kendisi bildiği, tanıdığı yerlerden de doktorlar eğitim için kulüplere yönlendirebilir. Bu korona ile ilgili en kötüsü buradan gene mesajımla devam ediyorum. Korona ile ilgili oyuncuları toplayıp bilgi verebilirler. Nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl etmeleri gerektiğini yardımcı olabilirler. Vallahi çocuklar İlla çok ki öyle bir çalışma içinde isterlerse olabilirler. Müthiş. Çocuklar çok bilinçli.
Biz Ağustos ayında başladığımızda ben çocuklardan çok şey öğrendim. Yani nasıl dışarıda maske nasıl kullanılır, işte temizlik nasıl yapılır, birbirimize olan mesafeler konusunda onları çocuklar bu konuda daha şeyler, daha dikkatliler. Biz de dikkat edelim. Evet. Evet hocam, yani şimdilik şey yapalım ama son kez söyleyeceklerim şey varsa gençlere ne öneriyorsun, ne yapıyorsun? Yani kulüplerin yani bu tarz senin de düşündüğün gibi, benim de düşündüğüm gibi o düşünce tarzında olan kulüplerin sayısının artmasını diliyorum. Çocukların mutlaka en yakın mahallelerindeki en yakın kulüplerde yetenekli olsunlar olmasınlar spor yapmaya gitmelerini istiyorum. Orada sadece doğru antrenman, doğru spordan ziyade doğru şeylerin öğretildiği, davranış tarzlarının öğretildiği yerler olmasını diliyorum. En sonunda da tesislerin bir an önce artmasını diliyorum. Tesis. Evet, Gülten Hocam, teşekkür ediyorum. Yani geldi, sohbetimize katıldık. Futbol Yorum Sohbet bölümünde bu hafta sizinle sohbet ettik. Ben çok keyif aldım. İnşallah bunun devamını yaparız. Daha farklı bir şekilde, daha geniş bir şekilde. Hatta yönetici masterler başkanını da burada, evet, burada Caner Bey'le misafir ederiz. Koordinat inşaatı sahipliğinde. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet arkadaşlar, Futbol Yorum'da bir programın daha sonuna geldik. Futbolda kalın, Futbol Yorum'da kalın. Hoşça kalın.